Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız çalışmalarıyla, başarılarıyla tekstilde haklı bir gurur payı edinen Atmosfer Tekstil'i konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın ortaklarından Sayın Numan Can ile birlikteyiz. Merhaba Numan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Şimdi tabii ki yaptığınız çalışmalar var ve gerçekten haklı bir gurura sahipsiniz şu anda. Tekstil sektöründe bir marka olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Tabii ki bunları anlatacağız ama öncelikle firmanın kuruluşuyla ilgili biraz bilgi alayım sizden. Firmamız nasıl kuruldu, nasıl oluştu, nasıl bugünlere geldik? 94-95 öncesi, yani o süreçte başka bir ortaklıklarla sürdürmekteydi. 96'da kardeşimle beraber Fahrettin'le Atmosfer Tekstil'i o zaman kurduk. O süreçten beri 21 yıl oldu yani. Devam edilmekteyiz yani. Peki 21 yıldır özellikle tekstil sektöründe ekonomi biliyorsunuz çok dalgalı. Bu anlamda da bu sektörde olabilmek, var olabilmek kolay bir şey değil. Siz bunu nasıl başardınız? Tabii ki o dalgalanma süreçlerinde biz de faydasını gördüğümüz ve zararı gördüğümüz yerler mutlaka oldu. Muhakkak. Büyük darbeler vurduğu yerler oldu. İstifade ettiğimiz yerler oldu. Biz de çabalayarak ayakta kalmaya çalıştık yani. Özellikle şimdi bu sektöre girmek isteyenler, cesaret edip giremeyenler, özellikle sizleri izliyorlar. Bunu o konuda neler söylemek istersiniz tabii sevgili izleyicilerimize? Şu anki süreçler gerçekten çok dar. Bir boğazdan geçiyoruz. Bir piyasaya laf atıyorsunuz, tam alışıyorsunuz, tanımaya çalışıyorsunuz ve birdenbire bütün hayalleriniz alt üst oluyor. Yani harcadığın emekler, süreçler hepsi alt üst oluyor biliyor yani. Örneğin işte Orta Doğu'ya yöneliyorsun, bir bakmışsın her taraf savaş alanına dönüşüyor. Rusya'ya bir bakmışsın birden kriz. Yani şu aralar son birkaç yıldır ciddi bir sıkıntılar var. Evet. Örneğin şu anda biz işte Afrika ülkelerine açılıyoruz. Avrupa'ya açıldık. Kaç senedir kriz başladı. İskandinav ülkelerinde yok. Onlara açılmaya çalışıyoruz tekrar. Yani nerede boşluk bulsak, nasıl ayakta kalabiliriz? Hemen oraları tespit edip saldırıyoruz açıkçası ticari olarak. Ama şu anda Afrika bölgesi işte biraz daha ekonomik kriz yok ama daha ucuz fiyatlarla alım yapanlar. Fransa'ya, Avrupa ülkelerine, İskandinav ülkelerine işte Finlandiya, Norveç falan ülkelere ürün yapıyoruz. Oralarda daha yüksek kalite ve daha fiyat marjları kaldırabilen. Ama Afrika ülkelerinde de tamamen tersiyle daha ucuz, nasıl daha ucuz üretilebilir? İki tane bir karpuzu iki elde tutmaya çalışırız ve sürdürmekteyiz yani. Aslında şöyle de diyebiliriz, Atmosfer Tekstil olarak her bütçeye uygun ve her kesime hitap eden ürünlerimiz mevcut, öyle değil mi? Evet, örneğin bir elbise $10 bir elbisemiz de var. Biz satıyoruz. $50 bir elbisemiz de var. Bunun bir tanesi o $10 bir elbise örneğin perakende satışlarında $25 satılıyor. O $50 veya euro ile sattığımız için oradaki farkıyla beraber söyleyeyim. Orada $600-700 satılıyor. Evet, aslında burada ekonomiye de çok büyük bir girdi sağlıyorsunuz, öyle değil mi? Tabii. Bizim işte bu Rusya ayağı dediğimiz o pazar tamamıyla bavul üzerinden. Çok resmede dökemiyorsunuz. Biz yine resmi çalışmaya çalışıyoruz. Yani çaba harcıyoruz orada. Avrupa'daki işler hepsi tamamıyla resmi. Bir tane numuneyi bile yükleme numuneleri bile resmi faturalarla gidiyor. Hepsi tamamıyla resmi yani. Resmi zaten resmi tabii. Bir firma ve aynı zamanda kurumsallaşmaya giden bir firma. Evet. Öyle değil mi? Bununla birlikte tabii altyapı çalışmaları da oluşturduğunuzu zannediyorum. Tabii ki bizim burada hem tasarım modelhane, modelist, model makineler. Burada numuneler her şey burada hazırlanır. Arge bölümü burası. Dikimi de fason diktiriyoruz. Bizim kendimizde küçük atölyemiz var. Günlük böyle 300 adet, 500 adet dikebilen kendi atölyemiz de var. Diğerini dışarıda fasonla çözüyoruz yani. Aslında bu az önce bahsettiğimiz hani çalışmalarınızdan dolayı işte başarı kazandığınız konusunda tabii ki çok büyük bir başarı kazandınız ama sektörde de devam ediyorsunuz bu başarı sayesinde. Yalnız burada atladığımız bir nokta var ki bu da sizin güçlü bir ekibe sahip olduğunuz. Tabii ki uzun yıllar bizde çalışan arkadaşlarımız var bizimle birlikte. 10-15 seneyi bulan arkadaşlarımız var bizimle. Kemik bir kadro var değil mi? Kemik bir kadromuz var. Ve biz sezon boşluklarında
çalışma arkadaşlarımızı son vermiyoruz. Birlikte devam ediyoruz mümkün olan bu kadar. Yani iş kalitesinde sorun çıkmadığı sürece, yani iş akışını etkileyen bir sorun olmadığı sürece bypass gibi biz devam ediyoruz birlikte. Evet, tabii ki işçilik anlamında çok büyük bir kaliteye sahip ama aynı zamanda kullanılan malzemeler de çok tabii kaliteli. Öyle değil mi? Yani tabii ki şimdi bir metal fermuarı düşünün. Belli markalar var. İsimleri vermeyeyim de marka şeyine geçmesin. 10 kuruşa var. Bir de 3 liraya da var. Aynı fermuar, aynı işi görebilecek şekilde malzeme var. O uçuk fiyat farkları oradan çıkıyor. Evet, ama sonuçta siz kullandığınız malzemelerin hepsi kaliteli tabii ve marka ürünler kullanılıyor. Ki olumsuz dönüşümleri ürünlerimiz, olmasın değil mi? Ürünlerimiz kalitesine göre gerçekten çok ucuz. Evet. Yani biz Türkiye'deki tekstil sektörü de dünyada bir örneğiz yani. Çok hızlı üretebiliyoruz. Çok hızlı moda takip edebiliyoruz. Bir moda merkezi haline gelebildik aslında. Ama maalesef ki hükümetlerimiz, yani bunun, şimdiki hükümet, önceki hükümet, kimse tekstile yatırım yapmıyor. Evet. İşte bizim sıkıntımız oradan. Halbuki tabii biz niye İtalyan olmayalım? Niye biz Fransa moda merkezi gibi olmayalım? Tabii sektörde çok bizim altyapımız var artık yani. Bizim tekstilde çok büyük sorunlar var. Güzel iş adamlarımız var, güzel tasarımcılarımız var, modelhane ekiplerimiz var. Tekstilde yapamayacağımız hiçbir şey yok yani. Şimdi özellikle sevgili hanımlar, bizi izleyen sevgili hanımlar merak edecekler. Şimdi burada neler var, neler yok? Ürün gruplarımızda tasarımlardan biraz bahsedelim. Burada bizim işte günlük kıyafetlerimiz. İç piyasa yönelik de Mertel'de bizim kendi satış mağazamız var. İç piyasadan müşterimiz hem geliyor. Hem toptan hem perakende toptan satışımız da var toptan değil mi? Perakende toptan yok bizde. Toptan'dan da Anadolu'dan, Türkiye'nin dört yanından gelen mağazacılar var, perakendeciler. Bizden alıyorlar, ürünlerimizi orada görebilirler. Mitya markamızla ve Delize markamızla. Genç bir iş adamısınız. Bu yolda yapacağınız çalışmalarla birlikte başarıya başarı katacağınıza eminim. Ama neler yapmak istiyorsunuz, neler düşünüyorsunuz, bu konu hakkında biraz bilgi alayım sizden. Bizim aslında iç piyasada da biraz daha perakendeleşmek, şu anki süreçteki ekonomik krizi göz önünde bulunduğum için duruyoruz. Aslında hedefimiz şu anda o. Biraz da daha çok Avrupa'ya ve Amerika ülkeleri mesela orada daha üretimimizi arttırmak yani. Evet, hangi ülkelerle çalıştığınızı sormadım. Zaten az önce kendiniz söylediniz. Hem yurt içinde hem yurt dışında da pazar payına sahipsiniz bu anlamda. Ve yolunuz çok uzun. Bu yolda size başarılar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizim ürünlerimizi tercih edebilirler. Rahatlıkla giyebilirler. Kalitemize güvenebilirler. İyi giymeler diyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrar teşekkür biz de ederim, size. Evet sevgili izleyiciler, programımız kaldığı yerden devam edecek ama ne zaman kısa bir aradan sonra biz buradayız, bekliyoruz.